Cübbeli Ahmet 14 Nisan'da Hakk'a yürüyen Profesör Doktor Haydar Baş hakkında konuştu. Konuşmasının bir bölümünde merhum Haydar Hoca'nın Hazreti Ali'nin Musaf'ından bahsettiği konuşmasına ithafen Ali peygamber miydi ki Musaf olsun diyen Cübbeli'yi hep birlikte izleyelim. Ali'nin Musaf'ı diyor ya, Ali'nin Musaf'ı diye. Ali peygamber mi haşa? Radıyallahu anh, başımızın tacı Hazreti Ali Efendimiz'in Ali'nin Musaf'ı olur mu ya? Bu sözleri ilimsel anlamda ele alacağız. Ancak ondan önce merhum Haydar Baş Hoca'nın 2011 yılında düzenlenen Uluslararası Ehlibeyt Sempozyumundaki yaptığı kapanış konuşmasından bir bölüm izleyelim. Peki sen nasıl iftira ediyorsun? Senin hadis yazman ne zaman başladı biliyor musun? Hicri 1. asrın sonu 2. asrın başında, Ömer bin Abdülaziz döneminde. Peki Ehl-i Beyt'in ilim kaynağı ne zaman başladı? Allah Resulü'nün emri ve talimatıyla, Allah'ın sevgilisinin hayatında İmam Ali'ye talimat verdi. Duyduklarını yaz ya Ali. Camia, Cifir, Musaf, Kur'an, Hazreti Fatıma'nın Musaf'ı Hazreti Ali tarafından kaleme alındı. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in ölümünden sonra Hazreti Cebrail geliyor, sohbet ediyor Allah. O da kaleme alıyor. İmam Ali Efendimiz anlatıyor. Sen nesin be? Kim alıyorsun? Hain seni! Hazreti Ali'nin Kur'an'ı ki ilk hadislerle tefsir edilen Kur'an İmam Ali'nin Kur'an'ıdır. Cami, Cifir, bunlar da hadislerdir. Sevgili arkadaşlar, ilk kaynak bunlardır. Nereye kadar? Ta Hicri 1. asrın sonuna kadar. Şimdi açın hadis kitaplarını, soruyorum size. Hazreti Ali'den kaç tane hadis var? Kaç tane? O halde hangi kaynak batıl, hangisi hak? Hangisi hak? İki konuşmayı da dinledik. Şimdi müsaadenizle Hazreti Ali'nin Musaf'ı var mıdır, yok mudur? Bunu etimolojisiyle birlikte açıklayalım. Sözlükte Musaf kelimesi bir araya getirilip bağlanmış yazılı sayfalar anlamına gelir. Biz buna kısaca kitapta diyebiliriz. Musaf kelimesi Kur'an'da geçmemekle birlikte Türkçe'de sayfa olarak ifade ettiğimiz sahife kelimesinin cem-i mükesser, yani kırık, düzensiz çoğulu olan suhuf kelimesinden gelir. Ve asıl sorumuzun yanıtı ise evet, Hazreti Ali'nin Musaf'ı vardır. Günümüzde bulunan Musaf'lardan birkaçını zikredelim. 1. Sana Musaf'ı. Musaf, Sana'da Mescid-i Şehideyn'de bulunmaktadır. Ve iki cilt halindeki bu Musaf'ın kapağında İki torunun babası tarafından yazılmış ibaresi vardır. Sağ tarafımda gördüğünüz resim İmam Ali'nin bu musafından alınmış bir sayfaya aittir. 2. El-Meşhedül Hüseyni Nüshası, Kahire. Musafın 14'e 19 cm ebatlarında ve 17 cm kalınlığında olduğu ve 508 varak ihtiva ettiği belirtilmiş, her sayfasında 14 satır bulunduğu zikredilmiştir. Musaf'ın ilk varağında süslü bir zemin üzerine ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir ayetleri yazılıdır. 3. Türk ve İslam Eserleri Müzesi Nüshası, İstanbul. Varakları parşömen, boyutu 30'a 21 cm ebadındadır. 382 varaktan meydana gelmektedir ve tam bir nüshadır. Nas suresinin sonunda Ali İbni Ebu Talip tarafından yazıldığına dair bir not da bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Topkapı Sarayı Müzesi nüshası İstanbul, Zanetül İmam Er-Rıda nüshası Meşhed, Mektebetü Emirül Müminin Ali nüshası Necef, Er-Ravdatül Hayderiye nüshası Necef ve Irak Müzesi nüshası gibi birçok nüsha günümüze ulaşmıştır. İmam Caferi Sadık Aleyhisselam bu konuda şöyle diyor. Resulullah Ali'ye dedi ki, ey Ali, Kur'an yatağımın arkasında, Musaf'ta, ipek levhalarda ve kağıtlarda yazılıdır. Yahudilerin Tevrat'ı kaybetmeleri gibi onları kaybetmeyin. Bunun üzerine Ali onları sarı bir örtü içine koyup topladı. Görmüş olduğunuz gibi İmam Ali'nin Musaf'ı vardır. Musaflar sadece peygamberlere özgü değildir.
ve Cübbeli Ahmet, 11 bin sayfalık Ehl-i Beyt Külliyatı'nın yazarı merhum Profesör Doktor Haydar Baş hakkında konuşurken aslında İmam Ali'ye iftira atmıştır.